kalmaz. Elinde kalacakmış. Veremedim abi. Biliyorsun. Biliyorum, anlıyorum ben. Sen de biliyorum tabii. Vah vah, bizim Olcay Hanım iyice üşüttü galiba. Kedisini kafeste gezmeye mi çıkarmış ha? Keçiler kaçmış desene Esat abi. Yalnızlık zor şey, sonunda insan kedilere kalıyor işte. Toplandınız gene, Olcay Hanım'ı mı çekiştiriyorsunuz? Ayıp. Bir başına kadıncağız, kedisinin derdi size mi düştü? Hadi. Al canım. Hadi. Şu mutfaktan bir türlü. Olcay Hanım, buyurun efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk Müzeyyen Hanımcığım. İnci'yi çoktandır görmedim, özledim, bir uğrayayım dedim. Ne iyi ettiniz. Buyurun. Sabah hali, ev biraz dağınık, kusura bakmayın. Estağfurullah efendim, ben yabancı mıyım? Rica ederim efendim, hanımı görünce İnci de sevinecek. Hanım kafese girmiş. İnci, önce Olcay teyzeye hoş geldin de bakalım. Hoş geldin Olcay teyze. Hoş bulduk canım yavrum, bak hanım sana geldi. Ah ne iyi, hanım. İnci, çek elini, kızım ısıracak. Korkmayın, çok uysaldır hanım. Buyurun efendim, oturun. Paltonuzu alayım. Teşekkür ederim, zahmet oluyor. Hoş gelmişsiniz Olcay Hanım. Hoş bulduk Fatma Hanım, nasılsın? Fatma bize kahve yap. Nasıl içersiniz efendim? Orta olsun lütfen. Bir orta, bir sade. Peki. İnci, dikkat et kızım. Tırmalamasın. Merak etmeyin. Hanım kendini seveni bilir. İnci'yi de çok iyi tanır. Bizim orada kaç kere oynadılar ne güzel. Kedileri çok sever. Bütün hayvanları. Ben de onun için getirdim hanımı. Elinizde koca kafes, buraya kadar ne zahmet ettiniz. Bizim yokuş yormuştur sizi. O kadar olacak artık. Ben hanımı İnci'ye hediye etmek istiyorum. Hey, hanım benim olacak, ne güzel değil mi anne? Bu ne kıyafet? Misafir önüne böyle çıkılır mı? Ne varmış? Mutfakta iş yapıyordum. Saygısızlık değil yani. Tabii canım, ev hali. Eline sağlık Fatma Hanım. Ne biçim kahve yapmışsın, ne köpüğü var ne de... Koyduğumda vardı. Ta mutfaktan buraya köpük mü kalır? İnci kedileri çok seviyor. Düşündüm, hanım onun olsun istedim. Ne kadar ince düşünmüşsünüz Olcay Hanım. Ama İnci'nin bu kadar değerli bir kediyi kabul etmesi mümkün değil. Onu ne kadar çok sevdiğinizi hepimiz biliyoruz. İnanın hanımın bu evde bulunması, ona... İnci'nin bakması beni de çok sevindirecek. Alalım anne, ne olur. İnci, bırak o kediyi kızım. Sen şöyle kenara çekil bakayım. Apartman katında kedi beslemek çok zor Olcay Hanım.
İnci kedi isterim diye kaç defa tutturdu. Ama babası kesinlikle olmaz dedi. Tüy döker, etrafı paralar diye istemiyor. İnci, sen odana git kızım. Özür dilerim Müzeyyen Hanım. Sizi rahatsız etmeyi hiç istememiştim. Anne, seninki geliyor. Aa, o ne? Kafesteki kedisi mi yoksa? Kedisi ya, elinde kafes sokakta. Kafayı hepten bozdu demek. Merhaba Lütfiye Hanım. Merhaba Nesrin kızı, misafir kabul eder misiniz? Hoş gelmişsiniz Olcay Hanım. Çoktandır göremedik sizi. Nerelerdeydiniz? Gemi tam hurdaya döndü kaptan. Her gün başka bir yerinden ses geliyor. Ne oldu gene? Kazan borusu. İstim kaçağı yapmış, devamlı tıslıyor. Her yolun bir sonu var. Bittiği kadar gider emektar. Bu gemi değil, yüzenleş oldu kaptan. Daha ne zorlarlar anlamam ki. Jilet olacak kıvama gelmiş artık. Kömürle çalışan gemi mi kaldı? Bunun derdini biz çekiyoruz. Bunca yıl kullanmışsın. At gitsin çürüye. Ver bize gıcır gıcır bir mazotlu gemi. Değil mi kaptan? Biraz kadir kıymet bile oğlum. Yaşlandı diye hor görme garibi. Bunca yıl ekmeğini yedik. Ekmeğini yedik ama çilesini de çekiyorum 5 yıldır. Seninki 5 yıl, benimki 35 yıl. Sen doğmadan önce tanıdın bu tekneyi. Genç kız gibiydi o zamanlar. O zaman öyleymiş. Benim babam da pehlivanmış. Şimdi çişini tutamıyor. Evet, boşuna dememişler. Yaşlılık maskaralık. Hoş geldiniz Olcay Hanım. Hoş bulduk. Yarım kilo dana kıyma istiyorum. Köftelik mi, dolmalık mı? Dolmalık ama yağsız olsun. Yarım kilo da dana biftek. Hanıma da her zamanki gibi biraz nevale. Ona da döküntülerden kıyma yaparız. Ya bir değişiklik olsun. Hep ciğer, hep ciğer. Biraz da kemik varsa kaynatır içine ekmek ufalarım. Sağ ol Halil Efendi. Gene bekleriz Zuriye Hanım. Hayırdır inşallah? Kediyi kafese almışsınız. Hanıma kapı arıyorum Halil Efendi. Onu kedi seven iyi bir yere yerleştirmek istiyorum. Size ne olmuş? Durup dururken siz öyle kedisini başından savacak bir hanım değilsiniz. Benim bildiğim. Başımdan savacağım demedim. Ona bakacak bir hayır sahibi arıyorum. Bulmam biraz zor olacak olacağım. Mahallenin sokakları kedi yavrusundan geçilmiyor. Artık kimsenin gözünün kedimedi gördüğü yok. O tahta evler zamanıydı.
Hayırlı akşamlar Rizeli. Hoş gelmişsin kaptan paşamız, emriniz. Ne soruyorsun be emriniz? 30 yıldır öğrenemedin mi? Bu gece güzel Marmara içiremeyeceğim sana, gelmedi. Ne demekmiş o? Ne zıkkımlanacağım ben? İşte gel buyursa şarap dolu. Ulan ne külüstür herisin be! İnsan iyi bir bakkalsa eğer, tiryaki müşterileri için sigaraydı, içkiydi, yedekler belazolu bir köşeye saklar. Bakalım sana ne güzel şeyler aldım. Hadi, al. Hayırlı akşamlar Olcay Hanım. Kedinize deniz havası mı aldırıyorsunuz? Ah Necip Kaptan! Şakanıza hiç gülecek halim yok. Ne oldu? Bir derdiniz mi var? Bütün evleri kapı kapı dolaştım. Kimse hanımı istemiyor. Hangi hanım? Hanım, benim hanım. Kedim yani. Ya hanım demek bu kedi. Ona verecek birini aradınız. Öyle mi? Aradım ama bulamadım. Size yük mü oldu kedi? Niçin vermek istediniz? Ben artık gideyim Necip Kaptan. Vakit geç oldu. Güle güle efendim. Devlet-i ikballe. Güle güle. Kurdele de bir işe yaramadı. Seni kimse istemedi. Ben ölüyorum hanım. Benden sonra sen ne yapacaksın? Ben işin vehamet derecesini hissediyorum doktor. Öyleyse neden cahil bir kadın gibi bunca zaman hiç tedbir almadınız? Hiçbir doktora başvurmadınız? Bunları geçen hafta konuşmuştuk. Anlattım size. Galiba hastalığıma inanmamak daha kolay geldi bana. Olacak şey değil. Bakın ilk ağrılarda kanamalarda başvurmuş olsaydınız başka türlü olabilirdi. Rahminizi alarak hastalığın yayılmasını önlerdik. Kocamın ölümünden sonra da böyle ağrılar, kanamalar olmuştu. Ben gene öyle bir şey sandım. Hadi çekinmeyin söyleyin. Baktırmaya da utandınız değil mi? Evet.
Öyle herhalde. O zaman mevzi bir operasyonla bu temizlenebilecekken şu anda büyük ölçüde bağırsaklara sıçramalar olmuş. Bunun tedavisi hem daha meşakkatlidir hem daha uzun zaman alır. İşin sonu belli olduğuna göre beni boşu boşuna hırpalamazsanız olmaz mı? Yo, işin sonu belli demiyorum ben. Allah'tan ümit kesilmez. Ya tıptan? Tıptan da tabii. Elimizden geleni yapacağız elbet. Şu günlerde kliniğimizde boş yatak yok. Ama boşalır boşalmaz sizi buraya almak isterim. Daimi kontrol için. Ama Olcay Hanım, siz her müdahaleye karşı koyarsanız tıp size nasıl yardımcı olsun? Gerektiği zaman gelirim ben. Ama eve dönmem şart. Yani belli bir süre için. Evden ayrılmadan önce halletmem gereken bazı işler var. Ailevi işler mi? Öyle sayılabilir. Kızınızla damadınız durumunuzu biliyorlar mı? Hayır. Kimseye bir şey açmadım. Herkesin derdi kendine yeter. Elden gelecek bir şey yokken neden insanların huzurunu kaçırayım? Neden insanlar çaresizliğe düşünce beni bir yük gibi görsünler? Açıkça itiraf etmeden bir an önce gitse de kurtulsak diye düşünsünler. Siz bana ağrı kesici ilaçlarımı verin doktor. Ağrılara dayanamayacağım diye korkuyorum. Hepsi bu. Kazan borularının kaynağı tamam ama her an başka bir yerinden su koyuverebilir. Kocadı fukara gemi desene, bizim gibi aynen. Tüm saç aksam çürümüş. Ne yapsak nafile. Anlayacağın çabalama kaptan, ben gidemem diyor. Daha ne kadar götürür sence? Bir iki gün daha idare eder. Sonrası Allah kerim. Ah anne. Ben geldim ya, bekledin mi beni? Gel hanım. Gel canım, gel. Acıktığını biliyorum. Ah. Gel hadi. Ah. Alo, Zehra sen misin kızım? Ülkü yok mu? Var mı? Ben annesiyim. Evet. Ah canım, sen misin? Nasılsın, oğlun nasıl, kocan nasıl? Hepiniz iyisiniz, Allah'a şükür. Ben... Yok, bir haberim falan yok. Ben sadece sizden bir haber almak istemiştim. Evet, işin vardır. Tabii, sokağa çıkıyordun. Peki Ülkü, özür dilerim, rahatsız ettim kızım. Yok, sitem falan etmiyorum. Ben sadece hatırınızı sormak istemiştim. Hadi canım, ben uzatmayayım. Hadi. Güle güle. Selam ederim.
Ne tuhaf. Sen hiç değişmedin. Benim için hep aynı kaldın. Ah Canan, hoş geldin yavrum. Bugün dersimiz vardı. İzin değil mi? Vardı tabii ya. Bekliyordum seni. Ben çıkarırım lütfen. Gel önce çayımızı hazırlayalım, sonra çalışmaya başlarız. Hanım, sen burada mısın? Gel bakayım, bir okşayayım seni. Aa, bakın nasıl damayıştı. Sevilmeye hiç itirazı yoktur. Keşke benim de hanım gibi bir kedim olsaydı. Ona iyi bakar mıydın? Hem de nasıl bakardım. Hiçbir şeyini eksik etmezdim. İstersen senin de hanım gibi bir kedin olabilir. Ah ne kadar çok isterim bilseniz. Ama... Ama? Eve bir kedi almak için şu annemi bir türlü razı edemedim. Kedi sevmez mi annen? Evde olmaz diyor. Babama kalsa bir tane alıp getirecek. Ama annem kızdı babama. Çocuklarla uğraşmam yetmiyormuş gibi bir de kedi derdi sarmayın başıma diye söylendi. Aldırtmadı. İnci'nin kitabına çalıştın mı? Çalıştım. Hem de çok sevdim. Eğer İnci'nin kitabını iyi çıkarabilirsen... Adnan Saygun'un başka eserlerini de çalışırız birlikte. Ne iyi olur. Ama biliyor musunuz annem Türk bestecilerinin eserlerinden hiç hoşlanmıyor. Ya neden? O sesler hoşuna gitmiyormuş onun. O hep Chopin, Beethoven çalayım istiyor. Peki ya baban? Babam Alaturka meraklısı. Annemle müzik konusunda hiç anlaşamazlar zaten. Birinin sevdiğini öbürü sevmez. Bence İnci'nin kitabı çok güzel. Hele Afacan Kedi bölümünü çalarken hep hanımı düşündüm. Peki, bu bölümü baştan bir daha çal bakayım. Gitme, geçti. Doktor sancı gel dedi. Yok daha neler. Ama ya ilacınız sancılı yok mu bari, doktor getirmeye kalksa. Ben alırım. Hadi. Hadi sen çalmaya devam et. Hadi otur bakayım. Ben dinliyorum seni. Keşke bugün dersi uzatmasaydım. Hastasınız diye çok üzüldüm. Merak etme, yok bir şey. Her neydiyse geldi geçti. Allah'a ısmarladık efendim, çay için teşekkürler. Sağ ol yavrum, çalışmaya devam et. Perşembeye bekliyorum.
Azrail bu evin içinde hanım. Beni almaya geldi. Ama nedense bugün vazgeçti. Merhaba Asir Hanım canım. Merhaba, buyurunuz, buyurunuz. Aman efendim, ne yapsam? Sıcak sular mı döksem, soğuk sular mı döksem, ne yapsam? Şöyle buyurun. Nasılsın bakalım Asir Hanım canım? Şükür hanım. Rahat oturun. Nasılsınız? Yorgunsunuz. Hastasınız biraz. Yok, ayaktayım çok şükür. Yaşlılık. Sen nasılsın Sirhanuş Hanım? Oğlundan haber alıyor musun? Haber? Bayatlamış, uzak. Anlaşılmaz haberler. San Francisco'ya yerleşmiştir. Ufak bir şarküteri işine ortak olmuştur. Belki de evlenmiştir. Bilmem. Sanki ben Bedros diye birini hiç doğurmamışım. O sanki İstanbul'da yaşamamıştır. Sanki buranın yabancısıdır. Ne sesi, ne kokusu, ne yüzü uzak. Her şey uzakta. Ama kedilerin? Kedilerin var. Aldırma. Bedros burada, İstanbul'da da olsa... uzaksa sana San Francisco'daki kadar uzaktır. Belki de öyle. Allah ne derse olur. Neyse, ne içeceksin? Kahve mi yapayım, çay mı? Yok, hiç zahmet etme. Olmaz hanımcığım, hiç olmaz. Eğer kim kedilerimden iğrenmez isen... bir güzel çay demledim, birlikte içeriz. Buralara kadar gelmiş iken bırakmam öyle. Bizim gibi kaç kedi delisi kaldı ki? Thank you.
kimsede insaniyet kalmamıştır hanımcığım. Ev benim, bahçe benim. Kimseye bir zararımız yok. Lakin insanlar birbirlerine düşmüştür. Gözü hep başkasında. Siranuş'un kedileri hepsinin derdi. Kimi karakola şikayet eder, kimi belediyeye mektup yazar. Ah, polis gelir. Ben polisten korkarım. Kaç kedin var diye sorar. Nasıl besliyorsun diye sorar. Nereden buluyorsun diye sorar. Ama en zoru, yeni bir oğlan pedahlandı buralarda. 12 yaşında bir çocuk. Allah'ım kimselere vermesin. Kedi boğan. Mahallenin çocukları onu Deli Cengiz diye çağırır oldular. Oğlan deli. Bulduğu kedinin ya bacağını ayırır ya kuyruğunu keser. Benimkilere saldırır. Manyak Siranuş diye yardımdan bağırır. Başımıza taş yağdıracak. Kimsenin haberi yok. Neden çayınızı içmiyorsunuz hanımcığım? Bende de bir çene var. Sizi gördüm dertlerim depreşti. Bana bakmayın da çayınızı için. Zahmet oldu Siranuş Hanım. Teşekkür ederim. Otur şuraya da beni dinle. Sana bir şey danışmak istiyorum. Hayırdır? Buyurun. Uzak bir seyahate çıkmak zorundayım. Allah hayırlar versin. Şöyle belki Mısır'a, orada mallarımız kaldı biliyorsun. Eh, dünyalıktır. İnsan yaşadığı kadar o da lazım. Ama hanımı düşünüyorum. Onu kime bırakacağım? Bütün masrafını diyorum. Sana peşin ödesem. Ona bakar mısın? Bunun için mi sıkılıyorsun? Çok nazik kadınsın hanımcığım. Neden bakmayacakmışım? Siranuş'ta kedi çok. Ha bir eksik, ha bir fazla fark etmez. Onu senden aldığımda 10-12 günlüktü. Annesi bir trafik kazasında ölmüştü. 4 yavru bıraktı. Biri size geldi. Üçünü ben ağızlarına göz damlalığıyla süt akıtarak büyüttüm. Biri hala bendedir. Lakin dediğim gibi bir şey var ki, nasıl desem, senin hanım yalnız yaşamaya alışmıştır, prensesler gibi. Acaba doğrum, bu kalabalıkta mutsuz olmaz mı? Ama mecburum, sokağa bırakamam ki. Yok üzülmeyin, ben almam demiyorum. Nasıl almam, birçoğunu böyle almışımdır. Getirirler, aman Siranuş sana emanet. Döner dönmez hemen ararım seni. Aman Siranuş, çocuk hasta bey kızıyor. Çocuk kendini acık toparlasın. Adamın öfkesi geçsin. Ah, neler neler. Sonra ne arayan olur ne de soran. Unuturlar, bırakırlar giderler. Bak şu Tekir, şu huysuz Virjin. Şu da Samur. İşte bunlar unutulanlardan. İnsanlarda vefa kalmamıştır hanımcığım. Ama sen başkasın. Bilirim ki döndüğün gün koşar hanımı almaya gelirsin. Masrafını? Ne demekmiş masrafını? Ben senin bana ettiklerini unutabilirim hiç. Ama uzun sürebilir. Belki de. Hele git hayırlısıyla paranı kurtar. O zaman görüşürüz. O zaman ciğer parasıyla falan olmaz. Senden şu hayvancıklara güzel bir bakım evi isterim, bilmiş olasın. Dansa kaldım, ondan sonra kalkmak istemedim. Çocuk moralmiş geri demiştim. Cuma gecesi anlatabilirsem. Evi mi? Yok canım, evi takan kim? Bizim Oktay, sıkmaya başladı. Daha ne kadar oldu ki Oktay'la beraber? Uzadı, 2 ayı geçti.
geçti. Birisiyle dansa dansa hemen kavga çıkarıyor. Dikkat ediyor. Sanki ona ait bir malmışım. Ben canım öyle şey ya. Ama içeri gelmemiş. Kendimi biraz toparlayayım, yemeğini vereceğim. Gel bakalım. Suyunu da al. Kim var orada? Korkma, benim. Ama yarabbi! Neyin var Olcay? Neden bu kadar acı çekiyorsun? Seni görmeye geldim. Bana ihtiyacın var biliyorum. Sana çok muhtacım. Ama benim için ne yapabilirsin? Konuşurum seninle. Seni dinlerim. Bana her şeyi anlatmalısın. Çok hastayım Kemal. Neyin var? Kanser. Rahimde. Ama her yanımı sarmış anlaşılan. İşim bittik. Öyle anlıyorum. Kurtuluş yok. Onu kimse bilemez. Sana kim bakıyor? Kim? Kimse yok ki. Kimsenin haberi yok. Kimseye söylemedim. Ülkü, kızımız. O nerede şimdi? Sen giderken son defa Ülkü 2 yaşındaydı. Evlendi. Bir torunumuz var. Ülkü seni aramıyor mu? Neden birbirinizden bu kadar uzaksınız? Ah Ülkü. Çok işi var onun. Hiç vakti yok benimle ilgilenecek. Ona söylemen lazımdı her şeyi. O senin kızın. Hastalığında ilgilenmesi lazımdı seninle. Söylesem ilgilenirdi tabii. Ama öleceğimi bilmesini istemedim. Ama yalnızlık da olmaz. Yalnızlığın önemi kalmadı artık. Sen geldin ya, bu bana yeter. Bundan sonra hep geleceğim. Ne iyi olur.
Beni böyle perişan görmemelisin. Kendime bir çek düzen vermeliyim. Demek bu iş bu kadar Ravius. Maalesef öyle Necip Kaptan. İdareden yazılı emir geldi. Teknik kurul raporu üzerine gemini çürüye çıkarmışlar. Ne olacak şimdi? Gelen emre göre gemi Haliç Camialtı Tersane Amirliğine teslim edilecek. Senin işin oraya kadar. Ondan sonrası gemi mezarcılarına ait. Kafam karışık, kusura bakma. Önemli değil. Ben bıraktım bu zıkkımı zaten. Ya Ragıp Usta, inan içim yanıyor. Benim için batmayan gemi yaşıyor demek ki. Şuna bakıyorum da orasını burasını nasıl paralayacaklar aklım almıyor. Neymiş? Sızıntı yapıyormuş. Yok mu bunun çaresi Ragıp Usta? Bu çürüme kanser gibi bir şey Necip Kaptan. Anlayacağın ömrün sonu demek. Bunun da ömrü bu kadarmış işte. Hayrola Olcay Hanım, buralarda ne yapıyorsunuz? Gemileri seyrediyorum. Arada bir buraya gelip böyle gemileri seyrederim. Malum burası bizim gemi hastanesi. Kimisi iyi edilip yeniden sefere çıkıyor, kiminin durumu bizimkisi gibi umutsuz. Neyimiz umutsuz olan? Bizim çatana çürümüş, işi bitik dediler. Peki ne yapacaksınız onu? Emir aldık, mezarına götürüyoruz. Anlayacağınız son seferi. Bir son sefer yapmak isterseniz buyurun gelin. Hem de bir boğaz gezintisi yapmış olursunuz. Madem öyle, geleyim bari. Bakalım şu son sefer nasıl bir şeymiş. Ne zamandır boğazı denizden görmemiştim. Bir dünya gidiyor, yeni bir dünya geliyor. Bildik yalıların çoğu ortadan kaybolmuş insanlarıyla birlikte. Çok doğrusun Olca. Bence insanlık kaybolmuş. Ben cahil bir adamım. Öyle alengiri laf beceremem. Bence insanlık kayboluyor. Efendilik yani.
Efendi olmayanın yalı nesine? Anlıyorum Necip Kaptan. Çok iyi anlıyorum. İşte onun için bu gemi su koyuverdi. Çünkü bu gariban çatana efendiler devrinde yaşadı. Limanda koca koca gemiler çıktı. Ağır işçilik yaptı. Ama efendice yani. Adam gibi. Şimdiki tekneler zevk-ü sefa vasıtası. Affedersiniz, yani işleri fahişelik gibi bir şey. Keyfe hizmet vermek. Hani motor deriz ya, onun gibi işte. Hal böyle olunca anlayacağınız bu efendi gemi... ...ben yokum arkadaş. Bırakın artık yakamı, bu dünya bana göre değildir. Yani Olcay Hanım, bu gemiye hor bakmamak lazım. Bu şehrin çok yükünü çekti bu gariban. Ama efendice... Biliyor musun Necip Kaptan? Ben bu gemiciyi ne zaman uzaktan geçerken görsem... ...bana geçmiş günleri hatırlatırdı. Oh, uzun bacalı eski boğaz gemilerini ne çok severdim. Sarı bacalarında büyük siyah rakamlar taşıyan şirketi hayriye vapurları vardı. Hatırlar mısın? Ne diyorsun Olcay Hanım, unutmak mümkün mü? Boğazı boğaz yapan onlardı. Hey gidi, 68 Güzelhisar, 65 Sarayburnu. Hello baba helas, 71 numara. Buyurmaz mıydınız? Sağ ol Necip Kaptan, ben kullanmıyorum. Onlar hep gitti. Bu niye dur? Genç kızken hep bir kaptanla evlenmeyi hayal ederdim. Ama öyle uzak deniz kaptanı falan değil, şirketi hayriye vapuru kaptanı gibi. Çok yaşayın olacağım. Bütün biz kaptanlar adına doğrusu iftihar ettim. Sonunda bir kaptanla evlendim. Ama... Rahmetli Yüzbaşı Kemal Bey, Dolupınar şehri. Onu hep saygıyla yad ederiz. Biz denizciler için Kemal Yüzbaşı azizlik mertebesine ulaşmıştır. Peki kaptan, bu çatanadan ayrılınca ne yapacaksın? Hiç bilmiyorum. Belki bir süre için bir başka gemi. Belki tamirhanede bir başka işe koşarlar. Ama herhalde Necip Kaptan'ın da sonu yakın. İşte son durağımıza geldik. Evet, bu geminin hikayesi de bu kadar. Hatıradan ibaret kalan şehirde gezintiler. Bu hafta çalışacağımız parça bu. Cemal Reşit Rey'in bu eserini çok severim. Öyleyse ben de seveceğim. Ama başlangıçta biraz zorluk çekebilirsin. Çünkü bu eserin oldukça karanlık, kapalı bir karakteri vardır. Olsun, siz benim anlamama yardım edersiniz. Cemal Reşit Rey bu eserinde... ...kaybolan İstanbul karşısındaki duygularını... ...bazı... ...görsel sembollerden yararlanarak seslerle ifade ediyor. Çetin bir iş. Başlayalım mı hocam? Başlayalım yavrum. İlk parça mezarlık. Mezarlık?
Kapı çalındı, ben açayım mı? Yok canım, sen çalışmana devam et, ben bakarım. Oh, Ülke. Hoş geldin. Yoksa beni görünce şaşırdın mı anne? Aksine, sevindim. Beni hatırladığın için. İçeride Canan var. Piyano çalışıyorduk da. Seni oturma odasına alayım. Kızım geldi Canan. Biz yan odadayız. İsterseniz dersi bırakalım Olcay Hanım. Hayır, sen çalışmana devam et. Ben geleceğim gene. Peki efendim. Bunca yıldır piyano dersi vermekten bıkmadın mı? Neden bıkayım? Benim işim piyano öğretmenliği. Zaten Canan da kalan tek öğrencim. Benim için can yoldaşı gibi bir şey. Kapımı çalan biri var hiç olmazsa. Bana sitem mi ediyorsun? Yok öyle bir niyetim. Biliyorum, herkesin derdi kendine göre. Selçuk'u niye getirmedin? Çok özledim torunumu. Selçuk babasında, bende değil. Babasında mı? Neden? Agah'la bir süredir ayrı yaşıyoruz. Dargın mısınız? Yok, boşanmaya karar verdik sadece. Boşanmaya mı? Ne kadar kolay söylüyorsun. Kolay olmadı. Yani Agah'ın kabul etmesi. Sonunda anladı şükür. Olacağı buydu. Yürümüyordu. Peki Selçuk neden babasında? Sende değil de onda? İki sebepten ötürü. Hatta üç. Ben çalışıyorum. Bütün gün onunla uğraşamam. Sen Selçuk'a bakamazsın, halin yok. Kendine bile bakamıyorsun. Oysa babaannesi bakar. Hiç değilse bir süre için. Ayrıca... Evet. Hayatımda bir başka erkek var anne. Ne zamandır bunu sana açıklamak istiyordum. Bir erkek? Nasıl olur? Kocanın haberi var mı? Var. Peki kim? Ben tanıyor muyum? Sanmam. Ender müzisyendir. Ama onunki senin sevdiğin tarz müzik değil. Pop yapıyor Ender. Yani eğlence müziği. Senin sanat anlayışın bugünün gençlerine bir şey ifade etmiyor. Hocam. Ben gidebilir miyim acaba? Dur bakayım. İzin verirseniz notaları götürebilir miyim? Evde çalışmak istiyorum da. Tabii götürebilirsin yavrucuğum. Kusura bakma Canan. Haftaya telafi ederiz. Söylediklerine şaşırdım. Üzüldüm. En çok da Selçuk için. Onu ne yapacaksın? Anası babası birbirinden ayrılan ilk çocuk Selçuk değil. Durumlar belli olunca Selçuk yatılı bir okula gidecek. Oğluna kendin bakamaz mıydın? Çok zor. Benim de çalışmam gerekiyor. Ender'le birlikte bir butik açmayı düşünüyoruz. Bunun için yardımına ihtiyacım var. Elimden geleni yaparım tabii. Senin iyiliğin benim huzurum. Bize destek olabilir misin? Nasıl yani? Butiği açmak için yeterli paramız yok. Daha doğrusu hiç yok. Agah'tan nafaka almamda herhalde söz konusu olmayacak. Benim bir kenarda birikmiş hiç param yok ki size yardım edebileyim. Biliyorum. Zaten bu işi kurarken de seni düşünüyorum. Öyle emekli maaşıyla piyano dersi vererek kıt kanaat geçinmene gerek yok. Baksana ev perişan halde. Her taraf kedi tüyü içinde. Bir başıma bu kadar oluyor. Ne yapayım? Bu evi satalım. Eline geçecek parayla hem daha rahat yaşarsın... ...hem de bizim işimize ortak olursun. Devamlı da bir gelirin olur. Yok. Bunu benden isteme. Bu evi satamam. Bundan sonra kendimi başka bir düzene alıştıramam. Halimden de şikayetçi değilim. Böyle diyeceğini biliyordum zaten. Ender ısrar etmese bu zahmete hiç katlanmazdım. Bugüne kadar seninle hangi konuda anlaşabildik ki? Çünkü her seferinde lafa ben diye başlarsın. Seni bildim bileli hep kendi dediğin olsun istersin. Bir defacık olsun benim dediğimi yaptın mı?
Yanlış bir şey istiyorsan neden senin dediğini yapayım? Hep aynı hikaye. Ben yanlışım, sen doğrusun. Bu yanlışın doğrunun kıstasını kim koymuş? Madem o kadar doğrusun da neden böyle yapayalnızsın? Bir miskin kediden başka kimsen yok. Kemal, geldin demek. Gene acı mı çekiyorsun? Hem çok. Ülkü yüzünden mi? Onu istediğim gibi yetiştiremedim. Gitgide kopuyoruz birbirimizden. Artık çocuk değil, bırak kendi hayatını yaşasın. Bıraktım zaten. Aslında içimde kimseye karşı bir yakınlık kalmadı. İnsanlarla arana geçilmez duvarlar örmemelisin. Örmüyorum ki. İşte Canan var. Kendi kızım Ülkü'den daha yakın bana. Ama onun tek bağı sen değilsin. Kendi ailesi var. Evet. Bu yüzden hanım benim için hayatta kalan tek canlı bağ. Zavallı. Benden sonra ne olacak hali? Bakacak bir kapı bulamadım. Kimse istemiyor. Madame Cyrano'ya ver. Onun evi kedi dolu. Hanım ne yapar onların arasında? Ama son çare bu herhalde. Senin yüreğin iyilik dolu Olcay. Bu dünyada acı çekmeden yaşaman imkansız. Bunun için ben de bir an önce sana kavuşmayı özlüyorum. Ama... Ama? Hanımı bir kurtarabilsem... Sonra. Benim için zaman yok artık. Nasıl olsa bana geleceğini biliyorum. Bekliyorum. Sen hiç değişmemişsin. Sen hala gittiğin gündeki gibisin. Ben seni hale geldim. Beni bu halimle hala istiyor musun? Ben senin ruhunla ilgiliyim. O güzelliğini muhafaza ettiği için buradayım. Alo. Agah, sen misin oğlum? Yok bir şeyim. Sesim mi? Önemli değil, üşütmüşüm herhalde. Rahatsız etmek ne demek? Ah, Selçuk'u mu getireceksin? Ne güzel. Tabii, bekliyorum. Ne zaman gelirsiniz? Hemen şimdi mi? Pek güzel, pek güzel. Tabii oğlum, bekliyorum. Güle güle. Güle güle. Buyurun, hoş geldiniz. Merhaba anneanne. Hoş geldin güzel oğlum. Özledim seni. Beni özlemediniz mi? Hoş geldin oğlum. Nasılsınız anneciğim? İyi, iyi. Yorgunsunuz. Biraz da zayıflamışsınız. Üşüttüm dediniz ama sizi iyice sarsmış. Geçer, hepsi geçer. Gelin bakalım. Selçukcuğum, ne kadar büyümüşsün maşallah, ben görmeyeli.
Selçuk size veda etmeye geldi büyük annesi. Öyle mi? Küçük beyi okuması için İsviçre'ye götürüyorum. Aman ne iyi. Ben istemiyorum ama. Sonra isteyeceksin. Okulunu çok seveceksin. Ben İsviçre'ce bilmiyorum. Senin okulunda Fransızca konuşuyorlar. Ve sen Fransızcayı çabucak öğreneceksin. Şimdi çok çabuk öğretiyorlar yabancı dilleri. Demek karar verdiniz gitmesi için. Hanım hiç büyümemiş. O da hastalandı mı yoksa? Yok. Allah korusun. Selçukcuğum, sen burada bizimle sıkılacaksın. Hadi gel ben seni piyano odasına götüreyim. Ha? İster misin? Peki gidelim. Gel canım, gel oğlum. Gel sen otur burada. Ben sana dedenin albümlerini vereyim, bak onlara. Zahmet etmeyin. Hiç zahmet olur mu? Ben senin gemi resimlerini ne kadar sevdiğini biliyorum. İşte, bak. Bunlar hep dedenin donanma resimleri. Teşekkür ederim. Siz babamla konuşun, ben albümlere bakarım. Ah canım, ne anlayışlısın. Güzel oğlum benim. Ülkü sanırım olanları anlattı size. Evet, maalesef. Yalnızca anlattı, her zamanki gibi. Beni dinlemeyi kabul etmeden. Kendinden başka kimseyi dinlemez o. Eşler arasında zaman zaman geçimsizlikler olabilir. Ama bugüne kadar hiçbir meselenizi getirmediniz bana. Bu seferki sıradan bir geçimsizlik değil. Ülkü şimdi, madem ki biliyorsunuz, genç bir gece kulübü çalgıcısıyla yaşıyor. Kötüsü, bunu gereksiz bir açıklıkla, hiç kimseden çekinmeden, hiç kimseye saygı duymadan yapıyor. Ayrılmaktan başka yapacak şey yok artık. Yazık, yazık Selçuk'a. Yani tabii sana da. Ona da. Çünkü ben Ülkü'nün her şeyi yıkıp geçmesinin kendisine bir yararı olacağını sanmıyorum. İnanın çok üzüldüm bu duruma oğlum. Elimden ne gelir bilmem ki. Ülkü'ye ben genç kızken söz geçiremedim. Babasız büyüdüğü için belki de. Şimdi de ne söylesem faydasız. Ben de sizden bir şey beklemiyorum zaten. Yalnız durumu bir kere olsun açıkça konuşalım dedim. Tabii, yerinde olur. Selçuk'u alıp götüreceğim. Biraz uzaklarda olsun. Burada çok kırılabilir. Size söylemek zorunda olduğum bazı şeyler var. Beni kıskançlıkla ya da başka bir şeyle suçlamayın. İnanın sizi de düşünerek konuşuyorum. Ülkü'nün evini aldığı adam maalesef çevresinde kopuk ve serseri biri olarak tanınıyor. Belki Ülkü'yü zengin bir kadın sanıyor, bundan yararlanmayı kuruyor. Bunu sezinledim. Benden evi satmamı istedi. Aman sakın ha! İnanın Ülkü'ye de bir iyiliği olmaz bunun. İlgine teşekkür ederim evladım. Hep benim derdimi konuştuk. Siz ne alemdesiniz? Sizi unuttuk sanki, kendi derdimizin kuyusuna düşerek. Sağlığınız nasıl? Sizi yorgun ve keyifsiz görüyorum. Yok, sana öyle gelmiş, yok canım. Anne, lütfen. Bir şey saklıyor gibisiniz. Ben sizi hep gerçek annem gibi görüyorum. Hep öyle gördüm. Eksik olma evladım. Yaşlılığın, yalnızlığın izleridir o gördüğün. Alakana teşekkür ederim. Genelde bir şikayetim yok şükür Allah'a. Ah canım. Seni bir daha göremeyeceğim. Gel bir güzel sarılalım. Anneanneyi bir öp, bir sık kollarının arasında. Ama ara tatilde geleceğim. Babam öyle söyledi. Sizde de kalacağım, babaannemde de. Annemde kalmayacağım ama.
Güzel oğlum benim. Güzel güzel oku. İyi adam ol. İyi. Bir insan için bu her şeyden daha önemlidir. Hadi canım, güle güle git. Güzel güzel çalış. Peki anneanne. Güle güle oğlum. Hoşça kal. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hoş geldin kaptan. Selamun aleyküm kaptan. Aleyküm selam. Gel otur gel. Ne o bacası tıkanmış çatana gibi tozurdayıp duruyorsun. Bırak Allah'ını seversen. Hayrola erenler. Senin felsefende bu da hayırsa gemi çürüğe çıkarıldı. Sayende kaptanın iplerini çözdüler. Yakında emekli kadrosuna alınacaktır. Ne var bu saydıklarında? Yukarıdakinin kanunu bu. Efalinden sual olunmaz. Doğarsın, yaşarsın, ölürsün. Biz senin gemin çürüğe çıkmadı ya bu dünyada. Ferikelilerden bu yana kim bilir kaçıncı seninki. Ve sen kim bilir kaçıncı kaptansın böyle açıklar livasına yazılan. Zor be Erenler. Barışacaksın. Başa çıkamadığın her olayı kabul edeceksin. Barışacaksın. Çare yok. Ben senin gibi riyazat, seyahat, ibadet, çilehanelerde pişip olmadım. Dünyadan daha mükemmel bir çilehane var mıdır ruhum? Sen de bu dünyanın çocuğusun. İhsan, kaptan abine kallavi bir yandan çarklı getir. Benden olsun. Oldu Poyraz baba. Ne oldu Poyraz baba? Gâh eserim yeller gibi, gâh akarım seller gibi diyorsun. Bu sabah bizi hiç görmüyorsun öyle mi? Eyvallah erenler. Bu sabah Necip kaptanla beraber estirip tozduruyoruz. Kaptanı emekliliğe eyvallah ettirmekle meşgulüm erenler. Mazur görüle. Canan gel kızım, gel yavrum. Notaları getirmiştim efendim. Hadi çıkart paltonu bakayım. Çalıştın mı? Sevdin mi hatıralardan ibaret kalan şehirde gezintileri? Biliyor musunuz? Önce çok zor geldi ama çalışınca sevdim. Bambaşka bir deyiş. Anneme de çaldım. Oh, o da beğendi mi? Hayır, annem hiç beğenmedi. Bu müzik adeta ölüm kokuyor dedi. Sana nasıl geldi? Bilmem, nasıl desem, bana sanki büyülü bir masal gibi geldi. Surlar, sarnıçlar, eski sokaklar, mezarlık, kaybolan güzellikler için duyulan bir acı sanki. Siz ne dersiniz?
Belki annen de sen de haklısınız. Ben İnci'nin kitabını da çok seviyorum. Bana artık böyle parçalar vermeyecek misiniz çalışmak için? Vermek istiyorum. Ama yaşlandıkça sağlığım bozuluyor. Sana yeterince yararlı olamıyorum. Yo, hayır. Sana diyorum, başka bir hoca bulsak daha doğru olacak. Sonra hak etmediğim bir parayı da kabul etmek istemiyorum. Ama ben sizin çizdiğiniz yolda devam etmek istiyorum. Bana Türk bestecilerini sevdirecek başka piyano hocası var mı? Madem o kadar seviyorsun, işte bunların hepsi senin. Erkin, Saygun, Akses. Ben de Türk bestecilerinin ne kadar piyano eseri varsa hepsini sana hediye ediyorum. Hocam nasıl olur? Ben böyle bir hediyeyi kabul edemem. Edeceksin, çünkü inanıyorum ki benden çok daha iyi değerlendireceksin. Benden sana son nasihat. Başkalarına aldırma. İnandığın gibi yaşa. Yüreğin neyi doğru buluyorsa o yolda yürü. Çok çok teşekkür ederim. Bunların hepsine çalışacağım. Bir gün gelip size çalacağım. Dur yavrucuğum, öyle sarılma. Hastayım ben, nezleyim. Olsun, bana geçmez. Geçse de olsun. Aman Allah korusun. Bir şey daha vardı. Ne vardı? Babam Ankara'dan dönmedi hala. Onun için ders paralarını getiremedim. Hiç önemi yok. Gel kızım, gel güzelim. Acıktın değil mi? Biliyorum. Şimdi sana yemek vereceğim. Doydun değil mi? Ah canım. Yazık ki bu saltanat bitecek. Ben iyi değilim hanım. Senden ayrılmak zorunda kalacağım. Biliyor musun, artık Madame Cyrano'nun kedisi olacaksın. Cyrano'yu arıyorum. Nerede Madame Cyrano? Madame Amerika'ya gitti. Amerika'ya mı? Ne zaman? Oğlu geldi götürdü. Peki kediler? Onları ne yaptı? Bana bıraktıydı. Buranın kapıcısıyım ben. İyi de para verdiydi ama bakamadım ben. Günlerce marıl marıl bağırdılar durdular. Apartmandakiler belediyeye şikayet etti. Bir gün geldi belediyenin adamları, kedileri zehirlediler. Zehirlediler mi? Hepsini mi? Hepsini ya. Leşlerini de toplayıp götürdüler. Apartmanın içinde kedi mi olurmuş?
Sakin ol abla. Gittiler. Gitti garipler. Zavallıcıklar. Son ümit kapısı da kapandı hanım. Siranuş yok. Gitmiş. Ya kedicikler? Aman yarabbim. Ne feci. İnsanlık diye bir şey kalmamış. Dünyanın sonu geldi herhalde. Ne yapacağımı hiç bilemiyorum. Karıya bak, kediyle konuşuyor. Üşüdük herhalde. Bakalım derdi neymiş. Bakalım. Sen ortalıkta kaldın hanım. Neyin var babaanne? Kediyle mi konuşuyorsun? Konuşacak kimse olmayınca kediyle de, köpekle de, hatta toprakla, taşla da konuşur insan. Ne anlatıyordun kediye anne? Artık insanlık kalmadı diyorum. Ondan mı kafes içinde tutuyorsun kediyi? Biz de satışa çıkarttın sandık. He? Niye satışa çıkarayım? Postumdan kürk yaka yapsınlar diye. O nasıl söz? Postu fena değil. Kaç para istersin buna anne? Ha? Bırakın, ellemeyin hanımı. Hanımı elleyen kim? He, bizim işimiz kediyle. Ne oluyor aslanlar? Hiç, ne olsun ki? Hanım anne kediyi satışa çıkarmış. Pazarlık ediyorum. Ne satışı? Aklınızdan zorunuz mu var sizin? Çekilin başımdan. Yazık, sana iyilik de yaramıyor. Hadi bakalım, yola devam aslanlar. Bir şey yapmadık ki, konuşuyoruz. Hadi dedim. Gidelim. Gemilerde talim var bahriyeli. Ne oldu hocam? Sizi rahatsız mı ettiler? Dünya ne terbiyesiz olmuş. İnsafsızlık, acımasızlık herkese bulaşmış. Canınızı sıkan bir şey mi var? Öldürmüşler. Hepsini öldürmüşler. Kimi öldürmüşler Olcay Hanım? Nasıl da kıymışlar Allah'ım. Kim yapmış? Belediye. Belediyeciler öldürmüş hepsini. Belediyeciler kimi öldürmüş? Madam Siranuş'un kedilerini bir tane bırakmamışlar. Madam Siranuş'un kedilerini mi? Evet. Hanımı Madam Siranuş'a bırakmak için gittim. Siranuş'un çok kedisi vardır. Hepsine bakar. Hanıma da o bakacaktı. Ama oğlu gelmiş, Siranuş'u Amerika'ya götürmüş. Belediyeden bütün kedileri zehirlemiş. Gaddar herifler. Ha, demek mesele bu. Feci, feci. Dumlu Pınar battığında kocamı kaybedelim. Beni böyle sarsan bir durumla karşılaşmadım. Senin başka derdin yok mu Olcay Hanım? Ne var bunda bu kadar üzülecek? Sen ne diyorsun Necip Kaptan? Anlamıyor musun? Kedileri öldürmüşler. Kedi için insan kahreder mi kendini? Sokaklar kedi dolu. Bir işe yaramaz hayvanlar. Ben zaten oldum olası hiç hoşlanmam bu nankör mahluklardan. Ben de senden hiç hoşlanmıyorum Necip Kaptan. Ne kadar öfkeleneceğini ne bileyim. Hani meseleyi hafifletmek için öyle söyledim ama kaş yapayım derken göz çıkardık, fena oldu. Bir çuval inciri berbat etmek derler ya. Öyle işte. Kadının gözü kediden başka bir şey görmüyor. Mam teline bastın desene.
Ne demesin Erenler, ne demesin. Olcay Hanım'a karşı hep efendi olayım dedim ama... ...gene de açık verdik. Cahillik işte. Hadi Can, muhabbete. Senin Olcay Hanım'a nice zamandır tutkun olduğunu bilmez değilim. Devasız aşkın tezahürü bunlar. Devasız ya. Doğru söyledin. Onun kocası bir deniz subayıydı, savaş gemisi kaptanı. Bense... ...işte böyle bir çatana kaptanı. İşe bak. Ama gene de yıllar yılı gözüm ondan başkasını görmedi. Yoksa ben de evlenir, ev bak sahibi olur... ...anam rahmetli olmadan eline bir torun kundağı verirdi. Veremez miydi? Geçmiş zamanı geri getiremezsin Necip Kaptan. Olan olmuş bir kere. Elbette telafi etmenin bir yolu vardır. İkiniz de yalnız birer cansınız. Ama gel gör ki bu canlar bir olmuyor. Bir yerde bir yanlışlık var. Ama nerede? Bilemiyorum. Ne yapıyorsun Olcay? Geleceğini biliyordum. Onun için hazırlanmaya çalışıyorum. Süslenmene gerek yok. Çok perişanım. Beni böyle görmeni istemiyorum. Utanıyorum. Ben senin kocanım, çekinme. İçim çürüdü, koktuğumu hissediyorum. Ne kadar temizlensem kurtulamıyorum bu kokudan. Ülkü seninle hiç ilgilenmiyor değil mi? Öleceğimi bilmediği için bana küstü. Bilseydi başucumda beklerdi mirasıma konmak için. O kadar kötü mü Ülkü? Kim bilir, belki de ben kötüyüm. Muhakkak olan değer verdiğimiz şeyler aynı değil. Her zaman olduğu gibi sen kendi değerlerine inanıyorsun. Vazgeçmek de istemiyorsun herhalde. Evet, öyle. Bunun içinde hiçbir şeyimi ona bırakmayacağım. Kedime bakmaları için her şeyimi bir hayır cemiyetine bağışlayacağım. Kızına karşı böyle bir şey yapman doğru değil. Hanımı açıkta bırakmaz o. Umarım öyle yapar. Biliyor musun ben bu hayvancağa nasıl bağlandım? Son yıllarda benim yalnızlığımı paylaşan tek varlık oydu. Bu dünyada artık yeri kalmayan bir hanımefendi. Zaman zaman onda kendimi görür gibi oluyorum. Öyle iyi yetiştirilmiş ki... ...ne yazık ki artık sokakta ona hiç hayat hakkı kalmamış. Bu gerçeği değiştirmeye bizim gücümüz yetmez Olcay. Sen gittikten sonra her şey öyle değişti ki... ...seninle yaşadığımız dünyadan pek az şey kaldı. Bu evden dışarı her çıkışta... ...bu yeni dünyanın gitgide bir yabancısı olduğumu hissediyorum. Seni özlüyorum. Ben de seni yanıma almaya geldim. Buna hazırım.
Senin yanına geleceğim için de seviniyorum. Yalnız bir şeyden endişeleniyorum. Nedir o? Biliyor musun, hiç dua etmeye alışmadım. Tanrı'ya nasıl yakarılır bilmiyorum. Bu dünyadan ayrılırken dua etmem gerekmez mi? Merak etme, arkandan senin için dua edenler çıkar. Gidelim artık. Kimse yok herhalde. Belki kedisine yemek almaya gitmiştir. Ne olur baba, bekleyelim biraz. Ne kadar bekleyebiliriz ki kızım? Benim işim gücüm var. Ben beklesem? Yo, birlikte geldik, birlikte döneriz. Şunları kapıya bırakalım. Yok, çalıyor, cevap vermiyor. Kedisini gezmeye çıkarmıştır. Her seferinde sokağa çıkmış olamaz. Kaçtır, arıyorum. Çiçekleri Canan'la babası bırakmış. Bugün ayın 27'si. 11 gün önce. Bu kapıda o günden beri açılmamış. Ortada bir gariplik var. Annem kediyi evde bırakıp bu kadar uzun zaman hiçbir yere gitmiş olamaz. Sende anahtar yok mu? Yok. Ben bir yolunu bulup içeri gireyim istersen. İyi olur.
Seni tanıması kısmet değilmiş. Adli tıbba telefon edelim. Alo. İstihbarat mı? Hanımefendi, adli tıbbın telefonunu rica edecektim. Evet. Bir saniye hanımefendi, yazayım bir saniye. Evet. Teşekkürler efendim. Teşekkürler. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه. هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Görmeyi çok istediğim ama göremediğim okyanusların derinliği. Elimde bir bu kadeh kaldı. Olcay Hanım gidince hayatta son bağım da koptu. Ecel gelene kadar bu sefil gövdeyi taşıyacağız. İpi billah, sivri külah. Eğer gönül tellerin sevdiklerine sıkı sıkıya bağlıysa bağlar kopmaz. Ve ölüm bir yok oluş değil, bir evden bir başka eve geçiştir aslında. Gözlerini kapat. Beni göremezsin. Ama ben varım. Buradayım. Görmeyen sensin. Gönül gözlerini açık tutarsan, al gözümü seyreyle. İki dünyayı da görürsün. Haydi hu, erenler. İç bir yudum. Hadi iyi geceler. Eyvallah. Güle güle, güle güle erenler. Thank you.
Biliyorum. O şu anda bize bakıyor. Bir yerden bizi seyrediyor.